Tüm katılımcılar hoş geldiniz. Hafel Turizm ile Kültür Sohbetleri programında yine bir cumartesi akşamı sizlerle beraberiz. Bu akşam Filistin ve Kudüs konusunda konuşacağız. Filistin ve Kudüs rehberi Eyüp Sami Yavaş konuğumuz olacak. Birazdan kendisi canlı yayına katılacak. İlk başta hemen söyleyelim. Burada yaptığımız yayınlar kaydediliyor ve Hafel Turizm YouTube kanalında düzenli olarak yayınlanıyor. Oradan yayınları kaçıranlar için söylüyorum. Daha sonradan takip edebilirler. Evet, sevgili Eyüp Sami'nin katılmasını bekliyoruz şu anda. Daveti gönderdik kendisine. O geldikten sonra hemen yayınımıza başlayalım. Bu akşam dediğim gibi konumuz Filistin ve Kudüs üzerine olacak. Eyüp'ü bekliyoruz. Eyüp Selam hocam. geldi. Aleyküm Birazcık selam. Hoş gecikmeli geldin Eyüp. oldu herhalde. Hoş bulduk. Mehmet hocam Nasılsın? nasılsınız? Kardeşim iyisin İyiyim. inşallah. Çok çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olasın, çok teşekkürler. Sevgili arkadaşlar, Eyüp Sami Yavaş Filistin ve Kudüs konusunda özellikle o bölge hakkında epey deneyimleri olan, bölgeye sık sık giden profesyonel bir rehber. Ama sadece bir turizm rehberi olarak değil de bölgeyi iyi tanıyan, bölge halkını iyi tanıyan, bölge kültürüne hakim birisi olduğu için canlı yayına kendisini davet ettim. Dolayısıyla hem turizm hem de biraz Filistin ve Kudüs kültürü üzerine konuşmak istiyoruz. Şimdi Aynen. sevgili Eyüp, biliyorsun ben daha önce Kudüs'e gidemedim. Bana daha henüz kısmet olmadı. Bu Birlikte olur akşam beni inşallah. ve takipçilerimizi ve daha sonra Hafel Turizm YouTube kanalında bizi seyredecek olanlar için bize bir böyle ufuklarda bir Kudüs-Filistin turu yaptırmanı rica edeceğiz. Türkiye'den Aynen. başlayarak Filistin'e, Kudüs'e nasıl gidilir? Çünkü böyle düzenlediğimiz tematik noktalardaki canlı yayınlardan sonra Hafel Turizm'i takip edenler arasında sürekli hadi bir tur yapın da gidelim diye çok talep geliyor. Şimdi yine önceden bir Kudüs, inşallah bu pandemi sonrası yollar açıldıktan İnşallah. sonra bir Hafel Turizm olarak Kudüs turu tertip edersek burada nasıl gidilir, nasıl katılır? Bize baştan bir girelim. Ben sözü çok fazla uzatmadan sana bırakmak istiyorum. Spontan bir şekilde, tatlı bir şekilde bize aydınlatırsan çok sevinirim. Filistin Eyvallah. nedir? Kudüs nedir? Kudüs'ün bizim için önemi nedir? Ve bu bölgeye nasıl gidilir? Burada ne yapılır? Bunu senden dinleyelim biraz. Tamamdır. İnşallah tabii hani dilimiz döndükçe bu noktada hani bir şeyler anlatmaya çalışayım. Uzman Eyvallah. demediğin için bu arada ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten hani uzman kelimesi çok fazla kullanılan bir tabir. Özellikle Orta Doğu'da malum Orta Doğu uzmanı ama işin içine Evet. birazcık girdikçe hani bırakın bir koskoca bir Orta Doğu coğrafyasından bahsediyoruz. Bir ülkeyi de geçin, bir şehrin bile ben böyle uzmanının kolay kolay olunabileceğini zannetmiyorum. Yani bence çok çok yüksek bir mertebe o gerçekten. Tabii. Ama en azından dediğin gibi takribi olarak 3 veya 4, yani 4 yıla yakın diyelim hadi, bir zamanımı tamamen Filistin'e ayırmış durumdayım. Sadece hani tur rehberliğinin ile sınırlı değil. Hani Filistin'in bir yemek kültürü olabilir, halk kültürü olabilir. Bunun diğer tarafta hani Yahudilik, Siyonizm, bir yandan da halka inmeye de oraya gittikçe sık sık çalıştım. Sadece turlar ile sınırlı değil, kendim de bireysel olarak fazlasıyla oraya seyahat ettim. Yani turların dışında da gidilmesi gereken diyeyim, fakat gidilemeyen şehirlere de uğrama imkanım oldu. Hem Batı Şeria'da hem de İsrail'in içerisinde. Şimdi böyle bir tur rotası olarak bahsedeyim. Kısmetse tabii ki hani hem senle beraber hem de Hafel Turizm olarak belki nasip de oldu. Dediğin gibi herhalde bir İnşallah. Ağustos Eylül'ü bulur gibi görünüyor ama yine de bu süreç zarfında 15 Temmuz, 10 Temmuz gibi söyleniyor İsrail ile Türkiye arası uçuşların başlamasına yönelik ama herhalde bir Eylül'ü bulacaktır. Şimdi buradan yapılan turlar öncelikle 2 saat sürüyor ve Tel Aviv Havaalanı'na iniyoruz. Tel Aviv Ben Gurion Havaalanı'na iniyoruz. Rota burasıdır. 1 saat 50 dakika kadar kısa bir şey sürüyor. Yani çok uzak bir coğrafya değil burası. Ardından otobüsle 1 saatlik bir mesafede bulunan özür dilerim, Kudüs'e doğru yola çıkıyoruz. Genelde turlar 4 gün oluyor. Fakat hani bazı ekonomik turlar 3 gün, kimi turlar 5 güne yükseltebiliyor. Ama veya daha hani işte private diye hani tabir edilen doğrudan özel turların da imkanı var. Böyle bir tur gerçekleştirmiştim. Sadece 2 kişiyle beraber 11 gün süren büyük bir Filistin-İsrail turu yapmıştık mesela. Bunlar da hani alternatif seçenekler.
Ama ortalama standart bir turdan bahsedecek olursak, onun rotasından ve ilk aşamada en azından Filistin'le tanışan bir insan için ilk etapta ön planda görmesi gereken yerler Filistin'in Batı Şeria'nın El Halil şehri, Eriha şehri, yine 1967'den beri malumumuz işgal altında bulunan Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve eski şehir, eski Kudüs kısmı ile Yafa Tel Aviv kısmı ilk etapta hani özet mahiyetinde yeterli olabiliyor. Ama tabii ki hani bölgeye merak salan, bölgeye sürekli okumalar yapan, gidip gelen insanlar aslında diğer şehirlerin de çok çok kıymetli olduğunu farkına varabiliyorlar. El Halil'deki bir, özür dilerim, Filistin'deki bir Ramallah olsun, Nablus olsun, Cenin olsun veya yukarıda bugün İsrail sınırları içerisinde kalan Tiberia, özellikle Hristiyanlık tarihi için çok çok önemli. Nasıra, yine Nasıralı İsa'dan malumumuz olan şehir. Veya Akdeniz'in kuzeyinde bulunan Hayfa ve Akka gibi şehirler gerçekten çok çok önemli, çok çok güzel şehirler. Belki bunlara hani biraz daha dediğim gibi Filistin hani plus turlarda belki buralar eklenilebilir. Biz ilk rotadan bahsedelim önce. Tel Aviv'e indikten sonra işte doğrudan Kudüs'e geçiyoruz. Bir saatlik bir mesafe kadar vaktinizi alıyor. Kudüs'te tabii bunlar hani saatin, günün durumuna göre ama rota bu şekilde. Önce bir Zeytin Dağı'na çıkarız. Zeytin Dağı Kudüs'ü hemen karşıdan gören bir tepe, Zeytinlik Tepesi diye de geçer. Malumumuzdur zaten. Burada bir eski Kudüs'e, Sur içi Kudüs'e şöyle bir tepeden panoramik şekilde bakma imkanımız oluyor. Burada neleri görüyoruz? Yukarıdan, hatta internette hani genelde karşıda Kubbetü Sahra'nın olduğu ve bir şehrin olduğu bir fotoğraf vardır. Çok fazla çekilmiştir o alanda. Hani o fotoğrafın işte çekildiği yer Zeytin Dağı'dır esasında. Kubbetü Sahra'yı, Kıyamet Kilisesi'ni, Sur içi Kudüs'teki dört mahalleyi, Hazreti Davut'un türbesini vesaire bu şekilde hani veya Kudüs'ün surlarını görebildiğimiz panoramik tepeden baktığımız bir yer. Daha sonra Kudüs'ün içerisinde bir yürüyüş turu gerçekleştiriyoruz. Bu da takribi olarak 5-6 artık grubumuzun oradaki birazcık durumuna göre, temposuna göre değişiyor ama hemen hemen bütün bir günümüzü alıyor diyebilirim. Burada da Kudüs'ün içerisindeki dört mahalleyi de geziyoruz. Bunlar Müslüman Mahallesi, Ermeni Mahallesi, Hristiyan Mahallesi ve Yahudi Mahallesi. Çeşitli walking turlar, yürüyüş turlarının rotaları var. Ama ben Şam kapısından başlamayı tercih ediyorum. Şam kapısı Doğu Kudüs'te Müslümanların daha yoğun olarak kullandığı bir kapı. Hemen Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırmış olduğu o surların en görkemli kapısından içeriye giriyoruz. Ve artık Sur için Kudüs'teyiz, Arap Mahallesi'ndeyiz. Arap Mahallesi'nden çeşitli tabi ziyaret noktaları, sağlı sollu, bir yandan yürürken bir yandan da tabi kulaklığım oluyor, mikrofonum oluyor, grubumda da kulaklık oluyor. Yürürken de sürekli sadece hani tarihsel yapılar değil, işte gördüğümüz bir yemek olabilir, bir kulağımıza gelen bir müzik olabilir. Oradaki Arap kültürüne dair, Filistin kültürüne dair ne varsa da bunları da tabii ki yani vermeye çalışıyorum. Bu rota bizi nereye çıkartıyor? Doğrudan Vat Caddesi'ne, Vat Caddesi'nin devamında Elem yolu, Çile yoluna çıkartıyor. İslam inancında olmasa da Hristiyan inancında malumumuz Hazreti İsa belirli bir yol üzerinde Romalı askerler tarafından sürüklenerek Golgota Tepesi'ndeki Kıyamet Kilisesi'ne götürülüyor ve burada çarmıha geriliyor. Hristiyanlarla ayrıldığımız noktalardan bir tanesi burası. Fakat yine de hani o tarihsel önemine binaen bu Vat Caddesi'ndeki Elem yolundan da bahsediyoruz. Ve Elem yolunu, Çile yolunu takip etmeye başlıyoruz. Çile yolu bizi doğrudan Kıyamet Kilisesi'ne çıkartıyor. Kıyamet Kilisesi de Hristiyanlar için dünyadaki hani Kabe nasıl Müslümanlar için bir tane ise bir ikincisi olamayacaksa işte Kıyamet Kilisesi de Hristiyanlar için aynı derecede o kadar önemli bir yer. Çünkü onların inancında Hazreti İsa çarmıhtan indirildikten sonra yatırıldığı musalla taşı orada, defnedildiği yer orada, daha sonradan da yukarıya göğe yükseldiği nokta olan kısım orası. O yüzden burayı hiçbir Hristiyan cemaat paylaşamıyor ve içeride 7 adet 7 mezhebin de yerleri bulunuyor. İşte Katolikler, Ortodokslar, Rumlar, Ermeniler, Fransiskenler çeşitli 7 adet bu şekilde mezhep bulunuyor. Her birinin farklı bir noktası var. Her biri kendi saatinde bir ayin gerçekleştiriyor ama en ağırlıklı olan, en içeride nüfus sahibi olan Rum Ortodoks cemaati. Onu da hani gittiğimiz zaman zaten görebiliyoruz. Çünkü kabir zamanında kabir olarak adlandırdıkları yerin koruyucu kısmını onlar gerçekleştiriyorlar. İkinci aşamada Ermeniler geliyor. Yani Doğu kiliselerin bir ağırlığı var. Fakat Haçlı seferleri sırasında o 1099'da Avrupa'dan gelen Haçlı seferleri sırasında artık Katolik dünya Kudüs'e girmiş oluyor ve böylelikle hani bir yeri de onlar kendilerine ayırmış oluyorlar, Fransiskenler. Kıyamet Kilisesi'nden sonra artık Hristiyan Mahallesi'nden sonra rotamızı birazcık daha
Nereye doğru çeviriyoruz? Yafa kapısına doğru çeviriyoruz veya El Halil kapısı diye de geçer. Bu da şehrin daha turistik olan bir kapısı. Genelde biz Şam kapısından girdiğimiz zaman sadece lokal halkları görüyoruz. Yerli Arapları görüyoruz ama El Halil kapısına gittiğimiz zaman Avrupa'dan gelmiş turistleri görüyoruz. Niye? Çünkü El Halil kapısının hemen az ilerisi Batı Kudüs. Batı Kudüs de 1967'den daha önce İsrail kontrolüne girdiği için daha fazla orada Yahudi yerleşimi var ve şehrin hakikaten modern Avrupai yüzü, Amerikan yüzü hatta belki de çok fazla işte turistik tesisin olduğu, otellerin olduğu bir yer olması sebebiyle Kudüs'ün biz biraz daha popüler yerine gelmiş oluyoruz. Arkasından Hazreti Davut'a doğru yürüyoruz. Orada onun bugün bir kısmı yani sinagog olarak da kullanılıyor. Genelde gittiğimiz zaman hani grubumuzda şaşırıyor. Çünkü hani biz Davut Aleyhisselam'a gidiyoruz ama bir bakıyorlar orada Yahudiler de Tevrat okuyor. Çünkü her ne kadar Yahudi inancında Davut ve Süleyman peygamber olarak kabul edilmese de, birer kral olarak kabul edilse de onların tarihinde de çok önemli. Çünkü Kudüs'ün Müslümanlar nezdindeki ilk fatihi esasında Hazreti Davut. İstersen hani daha sonrasında uzun bir hani kısa geçmeye çalışırım gerçi çok da sıkmamak adına ama Yahudi tarihine de belki birazcık giriş Ayrı bir yapabiliriz. program yapabiliriz sevgili Eyüp Sami. Tabii ki nasıl istersen abicim. Bizim nezdimizde de Yahudiler nezdinde de hani Kudüs'ün Fatihi Hazreti Davut. Fakat onlar dediğim gibi bir kral olarak kabul ediyorlar. Biz bir peygamber olarak kabul ediyoruz. Aynı şekilde oğlu Hazreti Süleyman da. Onun türbesine gidiyoruz. Biz orada işte Fatiha okurken hani Yahudiler Tevrat'tan bazı pasajlar okuyorlar. İlginç bir görüntü oluyor gerçekten burada. Daha sonra buradan çıktığımızda da artık aşağıya doğru Ermeni Mahallesi'nin içerisinden geçip Yahudi Mahallesi'ne doğru giriyoruz. Kudüs'te hem her şey iç içe hem de her şey böyle dış dışa. Dış içe garip bir tabir oldu belki ama hani bir yerde de ayrılmış gibi. Hani eski İstanbul'u düşünürsek değil mi? Nasıl hani işte Fener diyoruz, ha burada işte Hristiyanlar var, işte Balat diyoruz, şurada Yahudiler var, şurada işte Levantenler var vesaire. Aynı onun gibi düşünülebilir belki yani Suriçi Kudüs'te de. Bir sokaktan bir sokağa geçtiğinizde gerçekten bütün bir görüntünün değiştiğini görebiliyorsunuz. Birdenbire ortalıkta Hristiyanlar gezinmeye başlıyor. Daha farklı bir yapı. Sonra Yahudi Mahallesi'ne geçiyorsunuz ve görüntü değişiyor. Yani birer metre arayla belki de. Yani bu yüzden dünyada bir örneğinin daha olduğunu zannetmiyorum. Gerçekten bu noktada iç içelik anlamında. Daha sonrasındaki rotamda Burak Duvarı diye isimlendirdiğimiz, genel ismiyle, meşhur ismiyle Ağlama Duvarı, Batı Duvarı veya Western Wall diye tabir edilen yere geliyoruz. Ve orada da Ağlama Duvarı'nın hemen ön tarafında. Ağlama Duvarı nedir? Neden önemlidir? Çünkü Kudüs'e dair herhalde gelmemiş, daha önce Kudüs'ü ziyaret etmemiş birisinin aklında birkaç tane imaj canlanır. Onlardan birisi de herhalde değil mi? Ağlama Duvarı'dır. Bir Kesinlikle de Ağlama Mescid-i Duvarı. Aksa'dır yani. Oraya gidiyoruz. Bazen içeriye giriş mümkün olabiliyor, bazen olamayabiliyor. Duruma göre artık ama orada bir anlatımdan sonra yolumuzu sol tarafa doğru kırdığımız zaman o hemen bizi zaten tekrar Arap Mahallesi'ne çıkartıyor. Silsile Peki bu Caddesi'ne çıkartıyor. arada Ağlama Duvarı'nı bize biraz anlatabilir misin bilmeyenler için? Tabii ki. Ağlama Duvarı Yahudi inancında şu şekilde geçiyor. İşte Süleyman peygamberin bizim inancımızda da hani Kur'an-ı Kerim'den de bildiğimiz üzere cinlere yaptırdığı bir mescit var. Bir cami var esasında. Çünkü bir peygamber hani ne ancak bir cami yapabilir diyoruz biz Müslüman inancında. Fakat hani Yahudi inancında ve genel daha popüler ismiyle Süleyman Tapınağı dediğimiz yerin bir Tapınağı, mabedi kalıntısı. diyorlar. Süleyman Mabedi, Süleyman Tapınağı. Nın bir kalıntısı olduğunu söylerler, iddia ederler. Oradan kalan son parçaya dokunmanın bir manevi hissiyatını yaşarlar. Orada bir ağlamak yok tabii ki aslında. Fakat ağlıyor gibi olmak var. Aynısını biz hatta bazı Şii inançlarda da görürüz, değil mi? Yani hani molla konuşurken bir matem havası görürüz yani. Fakat ağlamıyorlardır ama işte o şekilde bir duygu içine girmeye çalışırlar. Mesela orada da hani yine Ortodoks Yahudilerin o Haredi nasıl tarif edeyim işte genelde hani imaj olarak yine tarif ediyorum belki isimlere yabancı olanlar vardır. İşte siyah ceket, beyaz gömlek, yanlarından lüle saçlarının çıktığı fötür Kafada şapkalı, kipa, şapka, fötür şapka. Bu Ortodoks Haredi cemaatin de mesela siyah giyinmesi işte yine bu Süleyman Mabedi'nin milattan önce 537'lerde Babililer tarafından yıkılmasına bir atıf. Aslında orada bir matem havası o siyah renk. Yine ağlıyor gibi ağlamak olmak da tabiri işte. oradan geliyor aslında yani değil mi? O Tabii ki. tapınağı Babillerin yıktıkları Tabii ki. bir ağıt gibi Tabii ki. düşünebiliriz. Yani duvarın önüne geldiği zaman
Mabedim benim yıkıldı. Süleyman Mabedi yıkıldı milattan önce 537'de. Daha sonra biz Babil'e sürüldük bugünkü Irak topraklarına. Daha sonra Kiroş, İran'ın kralı Babil'i fethettiğinde, Irak'ı fethettiğinde bizim Kudüs'e geri gelmemize izin verdikten sonra biz ikinci bir tapınak inşa ettik. Bunu da milattan sonra 70. yılda Romalı Titus geldi, yıktı. O zaman bizim bir üçüncü mabede ihtiyacımız var. Üçüncü mabedin yapılması da yine burada olacak. Kın birazcık da aslında üzüntüsü. Yahudiler günlük hayatlarında da bu mabet figürünü sıklıkla kullanırlar. Mesela bir Yahudi düğünü izlerseniz orada gelin ve damat karşılıklı birer içki içtikten sonra o kadehi bir beze sararlar ve damat ayağının altına onu koyar ve ezer. Öncesinde bir dua ederler. İbranice bilmediğim için bilmiyorum ama en azından Yeruşalayim kısmını çok rahatlıkla duyabiliyorum. Yeruşalayim'de Kudüs'ün İbranice ismi. Yani o acı da aslında bir fiziksel bir acı duyuyor. Fakat manevi olarak da hemen onu Kudüs'teki mabedin yıkılımı ile birlikte bir paralellik kuruyor. Aslında böyle bir şey var. Ama Babiller oraya geldiğinde esasında taş üstünde taş bırakmadılar. Kaldı ki ikinci mabet inşa edildikten sonra da yine Roma döneminde orada taş üstünde taş kalmadı. Ki hani dini bir inanç olduğu için onlar o şekilde inanmak istiyor ama genelde hani tarihçilerin de kabul ettiği şey oradaki duvarın Süleyman Mabedi'nden kalmış olması yönünde değil. Kral Herod'un oraya bir aslında istinat duvarı ördüğü şeklinde bir yorum var genelde. Bu bana da daha mantıklı geliyor. Tabii ki yani Yahudilerin o şekilde inanması hani mantıklı yani çünkü o şekilde görmek istiyor yani. Fakat ama tarihsel şeyde baktığımız zaman iki defa üzerinden geçilmiş bir mabetten öyle bir duvar kesinlikle kalması birazcık zor bir ihtimal. Peki burada bir Alma duvarın spin-off durumu birazcık yapacağım. böyle. Burada bir spin-off yapacağım. Sence ahit sandığı nerede kardeşim? Ahit sandığı altlarda olabilir yani. Gerçekten altlarda olabilir yani. Çünkü o işte Amerikalılar bunu çalıp da getirdiği zaman hani mabedin altına saklanılıyor, gizleniliyor diye bir takım şeyler var gerçekten. Hani yazılanlar, çizilenler ki bu hepimizin de hani bildiği işte tüneller mevzusu da ki esasında gerçektir. Biletini alıp hani oraları da ziyaret etmek de mümkün. Ağlama Duvarı'nın içinde bir yerde o tünellere giriş yapılabiliyor. Bu tünellerin de esasında hani aslında işte değil mi mabetten veya ahit sandığından bir parça aramak üzere olduğu da mesela Şimdi söylenir. Veya tabut evet işte burada bir genel bir Kur'an'daki bilgi verelim. şeyiyle. Özellikle YouTube'dan takip edecekler olanlar için de söyleyelim. Bu yayınları seyretmeyenler çok şey kaçırıyor arkadaşlar. Çok fantastik konular konuşuyoruz burada. Ahit sandığı nedir? Ahit sandığı dünya tarihindeki gelmiş geçmiş en büyük muammalardan biri. En büyük belirsizliklerden biri. Hazreti Musa'ya Sina Dağı'nda Tur'da inen, gökten inen o Allah'ın gönderdiği 10 emrin bulunduğu tabletin korunup saklandığı ama aynı zamanda bunların 40 yıl bu çöllerde sürgünde geçen dönemlerinde bunların bütün gıda ihtiyaçlarını karşılayan böyle enteresan bir kutu olarak tasvir ediliyor. Bu kutu iki tarafından sopalar takılı bir şekilde çöllerde dolaştırılıyor Mısır'da. Oradan Kudüs'e geliyor ve Kudüs'teki bu Süleyman Mabedi'nde saklanıyor. Ama dönemle ilgili eski kaynaklarda hep şu olay var ki bu olayın ezoterik kısmını ve paranormal kısmını bize anlatıyor. Rahipler içerideyken ahit sandığından mavi ışıkların çıktığını, yıldırımların çıktığını görenler bunları farklı Yahudi kaynaklarında anlatıyorlar. Ve bunlardan dolayı da Erich von Däniken gibi dünyadaki medeniyeti uzaylıların kurduğuna inanan tipler de aslında ahit sandığının bir uzaylı iletişim aracı olduğunu aslında Yahudilere orada yardım eden uzaylılar olduğunu ya, hatta Erich von Däniken bu konuda bunun bir nevi sonsuz gıda üretim makinesi gibi bir şey olduğunu hani o meşhur Yahudilerin helva muhabbeti vardır ya Yahudi Bıldırcın kültürünü sarı. bilenler bilir. O sürekli bir helva üretiyor. O helvayı bu ahit sandığının ürettiğini söylüyorlar. Ve ahit sandığı bu yanılmıyorsam lütfen düzelt. Romalıların Kudüs'e yaktığı dönemde kayboluyor. Yoksa Babil mi? Onu da sen daha iyi bilirsin. Bu Kudüs'ün Babil. işgalinde Babil değil mi? Ha. O dönemde ahit sandığının bu tapınağın yıkıldığı dönemde kaybolduğu, bir iddiaya göre Mısır'a götürüldüğü, bir iddiaya göre Avrupa'da bir yerde saklandığı, bir iddiaya göre de Tarsus'ta olduğu ve son 2 sene önce yapılan Tarsus'taki esrarengiz kazının aslında ahit sandığını arandığı, ahit sandığı bulunursa dünyadaki pek çok gizemin çözülebileceği konusunda iddialar var.
Son olarak da şunu söyleyeyim. Indiana Jones serisinin yanılmıyorsam ikinci filmi Kutsal Hazine Avcıları serisinde Ahit Sandığı'nın Petra'da bulunma geçer hikayesini sanırım. anlatmıştı. Yok, diğeri. Değil mi? Mısır'da geçiyor. Yılanların bulunduğu çukurun içinden çıkıyor. Bunu da bu arada popüler kültür bilgisi olarak vermiş olalım. Ahit Sandığı'nı Yer alalım. vaktiniz varsa bu konu hakkında yazılmış makaleleri okuyabilirsiniz. Ya da Kudüs'e hep beraber gidersek Eyüp Sami bize orada da yerinde anlatır. İnşallah. Ya hatta bu meselelere başladığımızda şöyle bir rüya görmüştüm. Yani bütün bir işte kavga var. Herkes Ahit Sandığı'nı arıyor. Kudüs'te bir yeri kazıyorum, buluyorum. Bunu mu arıyordunuz? Kavga bu muydu deyip işte verip gönderiyordum falan. Artık bir ara böylesine gelmişti. Yani rüyamda bulmuşluğum var yani Ahit Sandığı'nda. Ne kadar güzel. İçinde şey falan da deniyor tabii. Hani sadece 10 emir değil. Bazı çölde yaşadıkları o 40 yıllık süreçten bir takım anıları, yani Yahudi tarihine aslında güzel bir şekilde ışık tutacak bazı anılar ile yine Tevrat'a dair kimi parçaların da olduğuna yönelik şeyler var ama hani tabii üzerinde çok fazla hani şeyde açık bir şey aslında. Spekülasyon yapmaya da açık bir şey aslında. Hani Tabii. işte uzaylı örnekleri gibi yani. Çünkü Bir her yeri efsane çekilebilecek bir şey çünkü. yani. Bir mit, Tabii. net bir şey değil. Evet. Yani Kur'an'daki ifadeyle bir tabut diye geçer aynı şey aslında. Yani biz tabutu verdik dediği şey aslında bu yani bizim şu anda üzerine konuştuğumuz ahit sandığına tekabül ediyor aslında. Belki hani bu gözle de mesela okunulabilir esasında yani yine Kur'an-ı Kerim'in meali de. Eyvallah. Diyeyim. Nerede kalmıştık sonrasında? Ağlama Duvarı'nın Ağlama akabinde duvarından Arap Duvarı, devam Arap ediyoruz. Mahallesi'ne, Arap Mahallesi'ne tekrar bir geçiş yapıyoruz. Burada da hem çünkü artık insanlar yorulmuş oluyor. Yani saatlerce bir yürüme bahsi var ve anlatma bahsi var. Hani ben birazcık daha tabii hızlı geçiyorum biraz süreden de ötürü ama 6-7 saatlik bir turdan bahsediyoruz aslında yani burada. Sadece Tam ben de onu şimdi kısa yerler soracaktım. değil. Şimdi bizim karnımız acıktı. Ne yiyeceğiz? Yani Bizi bir yere yemeğe götür ya Eyüp. şimdi uğradığımız yerde aslında yiyebilirsiniz. Şöyle genelde tam bu noktada soruyorum Ağlama Duvarı'ndan sonra. Ya diyorum meşhur bir bakkal var. Böyle Türk medyasına falan da düştü. Bilen var mı diyorum. Gruptan bazıları bildiğini söyler. Bazıları işte bilemez vesaire. Orada yani bütün Türk rehberlerin uğradığı veya oraya gitmiş olan bütün Türk yolcuların uğrayıp mutlaka bir çayını kahvesini içtiği bir bakkal var. Bakkal diyoruz biz. Eskiden bakkaldı. İsmi hala öyle kaldı ama bugün birazcık daha kafeteryaya döndürdü çünkü işini. İmat abi. Bu İmat abinin yeri herhalde 40-50 metre kadar bir mesafesi var. Mescid-i Aksa'ya ve tam da turun son noktasında. Yani tam yorulduğumuz yerde aslında. Hemen içeriye giriyoruz. İmat abi de işte o an ne varsa hani tosttur, yiyecek bir şeylerdir, çay kahvedir. Orada da bir mola verdiriyorum ben. Önemli bir yer. Hani restorasyonun Tikan'ın yaptığı bir yer. O bahsettiğim çay ocağının yeri de. Kendisi de hani Türkleri seven bir abi olduğu için hani orada çok rahatlıkla bir şekilde oturabiliyoruz. Bu şekilde hani Kudüs Suruç'u yürüyüş turu bitiyor. Arkasından ikinci kısma geçiyoruz. Orası da işte Mescid-i Aksa içerisinin kısmı. Mescid-i Aksa dediğimiz zaman aklımızda farklı şeyler uyanabiliyor. İşte o sarı kubbe mi? Kubbetü Sahra mı? Yok onun karşısında bir de siyah kubbeli bir yapı var. Yoksa orası mı? Neresi diye tam. Aslında bu da çok net bilinen bir yer değil. Bizim zihnimizde. Ama baktığımız zaman 144 dönümlük bir arazinin tamamına bunu söylemek mümkün. Yani içerisinde 5 tane mescidin hatta biri de geçenlerde açıldı Tevbe mescidi. 17 yıl boyunca kapalıydı. Daha sonra Filistinler bunun kapılarını kırdı. Bayağı bir mevzular yaşandı. 6 tane mescidin içerisinde bulunduğu bir alan. Yani siz orada Kubbetü Sahra'nın içerisine de girseniz veya oradaki zeytin ağaçlarının altında da bulunsanız maneviyat bakımından, kutsiyet bakımından bir Müslüman için esasında eşit anlamına geliyor bu. Eyvallah. Çünkü bize hadislerden de bildirildiği gibi hani ziyaret maksatlı sadece 3 yere gidilebilir. Yani evet Süleymaniye Camisi'ne, Sultanahmet Camisi'ne gittiğimiz zaman orada biz işte içerideki hatlardan, çinilerden görsel bir zevk alıyoruz. Gözümüzü besliyor. Müezzinin sesi çok çok güzel. Kulağımızı besliyor vesaire. Fakat inanç bakımından oradaki sevabınızla köy camisinde düz beyaz badanalı bir köy camisinde aldığınız namazın, kıldığınız namazın aslında sevabı aynı. Fakat hadis-i şerif bize ibadet için gidilebilecek üç yerin olduğunu söylüyor. Bunlar da birincisi Mekke, ikincisi Medine, Ravza-i Mutahhara ve üçüncüsü de Kudüs, Mescid-i Aksa. Haliyle bir turistik gezi gibi değil, bir Mescid-i Aksa ibadeti niyetiyle yola çıkan, İstanbul'dan yola çıkan bir insanın esasında şu anlama geliyor. O uçaktaki yolculuğu da veya bizim işte Tel Aviv'e gitmemiz, oradan Kudüs'e geçmemiz, otobüsle El Halil'e geçmemiz.
Esasında bunlar da bir nevi ibadet olarak görülebilir belki de yani. Çünkü hadis-i şerife binaen bunu söylüyorum. İçeriye girdiğimizde de Mescid-i Aksa'nın bir tanıtımını yapıyoruz. Ne zaman yapıldı Emeviler döneminde, öncesinde ne vardı burada, Haçlı işgali döneminde neler yaşandı? İşte Kubbetü Sahra'nın içine girdiğimiz zaman oradaki kayanın muallak kayası olmadığını, Hacer-ül Müşerref olduğunu, havada asılı kalan bir taşın olmadığını, bunun Evliya Çelebi'nin esasında yazdığını ve halkımız da şimdi çok sevdiği için sen de bilirsin Efsaneye Mehmet abi bu tip böyle şeyleri, bayılıyoruz. efsaneleri. Yani oraya geldiğinde hep böyle gözü bir havada olan bir taş ararlar, bulamazlar. Biraz ben de olmadığını Yok mu söyleyince ya bana da hakikaten? kızarlar yani. Yani yok. Yani bir tane internette fotoğraf var. Böyle Evet, paintle çok yapılmış meşhur bir çok kötü fotoğraf. bir korkunç bir fotoğraf yani. Paintlert bir fotoğraf. Paintlert Herkes bir ona fotoğraf. inanıyor Hani ama. keşke yani Kudüs meselesini, Mescid-i Aksa meselesini hani böyle sadece taş havada mı, aşağıda mı, yerde mi, sağda mı, solda mı diye değil de daha bütüncül bir şekilde ele alsak daha sağlıklı olacak aslında. Evet. Eğer ki illaki yani yere değmeyen bir cisim arıyorlarsa da onlara ben gökyüzünü artık örnek veriyorum. Yani bir uzay boşluğunda duran gezegenler var, değil mi? Artık buradan belki bir şey devşirilebilir. Ama tabii ki yani herkesin algısı farklı olabiliyor yani hani. Kimisi oradan kendisine bir şey biçmek istiyor. Kimisi daha farklı bir şey görüyor. Çünkü 40 tane insan, örnek veriyorum, 40 insanla orada muhatapsınız ve 40'ının da çeşitli soruları var ve siz 40'ını da bir şekilde memnun etmek durumundasınız yani. O yüzden hani kibar bir dille hani aslında burada bir havada bir duran taş yok ama burada bir Miraç hadisesi yaşandı. Burada onun dışında da Hristiyanlar için de çok önemli. İşte yani şöyle düşünelim. İlahi bir emir var bir bütün peygamberlere ve dikkat edersek tamamı belki de yani %70'i %80'i hep Filistin coğrafyasına doğru. Kur'an-ı Kerim'in mealini gerçi biz çok fazla okumayız yani okuyanlar Arapçasını okur, Türkçesini okumaz. Ama tarihsel bazda okuduğumuz zaman gerçekten bize çok fazla Filistin coğrafyasından izler veriyor. Yani ilk izi hani üç semavi dinin de ortak atası fakat hani Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle tabii ki o ne bir hani Nasraniydi ne bir Mecusiydi o yalnızca hani bir Müslümandı dedi. Hazreti İbrahim'e bakacak olursak hani ilk başlangıç hani baba figürü anlamında söylüyorum. Yine onun da rotası işte Harran'dan bugün Urfa'dan doğduğu genel kanıyla rivayet edilir. Ama onun da rotası yine Filistin topraklarıdır. Urfa'da doğduktan sonra El-Halil şehrine gider Hazreti İbrahim ve El-Halil şehri de yine bugün Batı Şeria sınırları içerisinde kalan Kudüs'e yaklaşık olarak işte 50 dakika, 1 saatlik otobüsle mesafede bir başka şehir. Hazreti İbrahim bu şehre gelir. Kudüs'e giremez belki ama yine burada çolukları, çocukları buralarda dünyaya gelir. Yani El-Halil'e gittiğimiz zaman şu hissiyat geliyor esasında insana. Evet bu toprak belki o günkü toprak değil. Aradan binlerce yıl geçti ama coğrafi olarak bu konumda işte İshak Aleyhisselam dünyaya geldi, Yakup Aleyhisselam bu dünyaya geldi. Belki çocukluklarını burada geçirdiler. Eğer top oynadılarsa, ya bir oyun oynadılarsa burada oynadılar. Veya Doğru. hemen yine evine çok yakın bir yerde Hazreti İbrahim'in bağları vardır, meşhur. Bugün bile El-Halil'in üzümleri çok meşhurdur. Ben Manisalı olmama rağmen, çocukluğum Manisa'daki o üzüm tarlalarında, bağlarında geçmiş olmasına rağmen El-Halil'inki gibi güzel bir üzüm yememişimdir mesela. Üzümüyle meşhur. O zamandan beri Hazreti İbrahim'in de bağları olduğu rivayet edilir. İslami kaynaklarda da yine vardır bu, bağında çalışması. Bağından belki de yani çalışmışken, evine dönerken onun coğrafyasından, onun yürüdüğü yoldan yürümüş oluyoruz. Yine işte Refik annemiz orada oluyor. Yakup Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam yine orada dünyaya geliyor. Daha sonrasında ne oluyor? Bir kuyu hadisesi oluyor hepimizin bildiği. Kuyuya atıyorlar Hazreti Yusuf'u. Yine evi oradaysa diyoruz. Burası hani böyle herhalde hani birazcık da uzak. 5-6 saat herhalde yürüme mesafesinde bir yerdir. Yine aynı coğrafya. Yani Kur'an Evet. kıssalarının %70'inin, %80'inin geçtiği bir coğrafya gerçekten orası. Daha sonrasında Mısır'a gidilecek. Mısır'dan tekrar geri gelindiğinde yaklaşık 400 yıl kadar sonra Hazreti Musa önderliğinde geri gelindiğinde yine ilahi emir yine rota Filistin toprakları. Hazreti Musa yine Kızıldeniz'i geçtikten sonra yine Filistin topraklarına doğru geliyor. Fakat işte orada az önce bahsini ettiğimiz 40 yıl boyunca Sina'da başıboş bir şekilde gezinmeleri hadisesi vücuda geliyor. Fakat hep dediğim gibi aynı coğrafya. Yani Harun Aleyhisselam kardeşi hemen orada yakın ve niyetleri amaçları Kudüs'e girmek. Yuşa Aleyhisselam'ın önderliğinde artık Filistin'in kapıları açılıyor ve Eriha şehrine de uğruyoruz bu arada turda yine. Eriha şehrine giriyorlar.
Eriyan şehrine girdikten sonra artık Davut Aleyhisselam'la Kudüs fethediliyor. Arkasından onun oğlu Süleyman Aleyhisselam'la bir cami diyeyim daha. Çünkü tapınak kelimesi evet Türkçe olarak doğru ama çok da bizim Biz içimize sevmiyoruz, sinen bir evet. tabir değil yani. Doğru, tapınma eylemidir Cem yaptığınız olmak, ama toplanmak, cami daha daha hoşumuza güzel. gelen bir şey. O yüzden Süleyman Aleyhisselam orada bir mescit yapıyor hani baktığımız zaman. Bitmiyor tabii ki bununla sona ermiyor. Yine Hazreti Meryem hemen Kudüs'te Hazreti İsa'yı dünyaya getiriyor. Beytüllehim'de özür dilerim. Batı Şeria'nın bir başka şehri olan Beytüllehim'de dünyaya getiriyor. Ve kucağında Hazreti İsa'yla Kudüs'e doğru tekrar geri geliyor. Hazreti İsa'dan hemen önce kimi görüyoruz? Yahya Aleyhisselam'ı. Hristiyan terminolojisinde baftizci Evet. Yahya diye geçen Hazreti İsa'nın geleceğini hazırlayan, onu insanlara müjdeleyen, baftizci Yahya, baftiz eden. Nerede baftiz etmiştir? Şeria nehrinde, Şeria ırmağında baftiz etmiştir. Yani bir nevi hani daha bizim tabirlerimize çeviriyorum. Çünkü bu tabirleri böyle genelde okuduğumuz zaman çok uzakmış gibi geliyor. Veya Yahudi tarihiyle iç içe geçmiş olduğu için hani bize çok farklı geliyor ama çünkü soy olarak baktığımız zaman Yahudiler. Yani Hazreti İsa işte diğer Aziz Zekeriya vesaire Yahudi. Yahudi'den kastım şu, İsrailoğulları anlamında. Irk İsmailoğullarıyla olarak. çünkü artık ırk olarak söylüyorum tabii ki. Yahudilik bir ırk İsmailoğullarıyla çünkü. çünkü çok aslında iç içe geçmiş. Bunu Yahudiler bile hani dindir, hayır ırktır. Hani çok karışık bir şey gerçekten. Çünkü Yakup'un oğlu olmayan birisinin Yahudi olamayacağını fakat Musevi olabileceğini söyleyen de var. Ama ateist Yahudi de var. Yani ben bir Yahudiyim fakat ateistim. Bunu diyen Yahudi de var. O yüzden hani çok fazla böyle net bir doğru bir cümlesi yok esasında bunun. Çok Eyvallah. farklı bir şey esasında. Şimdi Hazreti İsa'nın da yürüdüğü bir yer, Hazreti Zekeriya'nın yürüdüğü bir yer, Hazreti Zekeriya'nın Süleyman Mescidi'nde vaaz verdiğini biliyoruz. Bugünkü Mescid-i Aksa'ya tekabül ediyor o. Yani bu şekilde böyle baktığımız zaman hani bütün aslında bir çocukluğumuzdan beri gördüğümüz peygamberler tarihinin ete kemiğe bürünmüş olduğunu görüyoruz. Yani bu yolda evet Hazreti Zekeriya yürüdü. Evet bu yolda Hazreti Meryem yürüdü. Beytülehim yolunda mesela düşünüyoruz yani. Hazreti Meryem işte bu yoldan mı yürüdü acaba İsa Aleyhisselam'ı dünyaya Ya getirmek için diye. günümüzdeki tabirle söyleyelim, metrekareye en fazla peygamber düşen yer herhalde Kudüs değil mi? Yani Kesinlikle. her Tabii yerde ki. bir peygamber ayak izi var. Ne Kesinlikle. kadar güzel. Aslında çok kutlu bir Kesinlikle. yer yani. Kesinlikle. O yüzden de paylaşılamayan bir yer zaten. Veya onun dışında hani ismini anmadan geçmeyin tabii ki. Hani yine Lut Aleyhisselam'ın şehri olan Sodom ve Gomorre. O da bugün Eriha'da. Bugün Lut Gölü diye hani bildiğimiz yer işte o dünyanın en alçak noktası batmanın mümkün olmadığı yer olan yer de yine aynı şekilde bir peygamberin uğradığı, ziyaret ettiği, bulunduğu bir yer Lut peygamberin. Haliyle hani hakikaten dediğim gibi metrekareye en çok yani peygamberin düştüğü bölge. Düştüğü yer. Evet. O yüzden tabii ki kıyas götürmez. Hani Mekke ile Medine ile kıyaslamak bakımından bunları söylemiyorum. Eyvallah. Fakat Kudüs'ün bir başka çarpıcılığı var. Bu anlamda söyleyeyim. Hani dinleyenler de lütfen yanlış anlamasın beni bu konuda hani. Mesela orada El Halil'e gidiyoruz. El Halil şehrinde Harem-i İbrahim'e bir ziyarette bulunuyoruz. Bir aile mezarlığı esasında aslında orası. Nasıl bizde işte baba, işte eşi, hani oğulları yan yana defnedilir. Bir aile kabristanlığı geleneği vardır. Harem-i İbrahim'e gittiğimiz zaman da merdivenlerle yukarıya çıkıyoruz ve altımızda bir mağara var. Makbele mağarası. Eskiden bu mağaranın içerisine inmek mümkündü. Fotoğraflarını falan gördüm ama bugün kapalı. Burada dizilimleri bile yani Hazreti İbrahim burada hemen yan tarafında Hazreti Sare bulunuyor. İşte bir tarafında Yakup Aleyhisselam bulunuyor. Onun yan tarafında eşi Refika. Diğer tarafta işte İshak Aleyhisselam bulunuyor. Lahika annemiz orada bulunuyor. Eşleri. Yani erkekler bir tarafta, hanımlar bir tarafta. İşte baba ortada, çocukları tam bir aile kabristanlığı. Şimdi buraya da gittiğimiz zaman tabii acı bir tablo da bizi karşılıyor. Çünkü 1994 yılında burada bir katliam yaşandı. Baruch Goldstein tarafından bir doktor, Siyonist bir doktor tarafından bir katliam yaşanmıştı Şubat ayında. 25 Şubat tarihinde. Müslümanlar için, yani burası bir harem değil. Hani bizim bildiğimiz manadaki bir harem değil. Fakat kutsiyetinden ötürü Müslümanların harem sıfatı verdiği bir yer. Az önce dikkat etmişsindir abi sen de Harem-i İbrahim diyorum. Bu Eyvallah. şekilde geçiyor ismi de yani. Hani bir harem gibi. Çünkü Hazreti İbrahim ve diğer büyük peygamberler hepsi orada. Şöyle bir şey yaşanıyor orada. Yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. Bir sabah namazı vaktinde Baruch Goldstein, aşırı sağcı, ultra Siyonist bir doktor bu. Elinde taramalı tüfeklerle bir sabah namazı vakti bu Harem-i İbrahim'i basıyor ve orada
Namaz kılan cemaatin arkasında taramalı tüfeklerle ateş açıyor ve 30'dan fazla kişi orada namaz esnasında şehit oluyor. Bunun üzerine mescit kapalı kalıyor. 9 ay boyunca kapalı kalıyor olaylar bahane edilerek. Fakat daha sonrasında 9 ay sonra cami bir açılıyor ki %60'lık bir kısım sinagoga çevrilmiş, %40'lık bir kısım sadece mescit olarak kalmış. Yani orada bir katliama uğrayan Müslümanlar oluyor. Fakat bunun bedelini de camilerin Yine %60'ı Müslümanlar ödüyor. sinagoga çevrilerek yine Müslümanlar ödemiş oluyor. İki taraftan girişi vardır Harem-i İbrahim'in. Yahudi tarafından da girilebilir, Müslüman tarafından da girilebilir ve Kudüs'ten sonra bu hatta şu anda Batı Şeria'nın işte belirli bir kısmına ilhak planı var. Oradan belki hani kulaklarımız da aşinadır. Batı Şeria'da 350 binden 400 binden fazla yani gayri resmi Yahudi yerleşimciler bulunuyor. Bunları şöyle ben örnekleyeyim. Hani İstanbul üzerinden örnekleyeyim biraz daha aklınızda o şekilde kalsın diye. Tabii ki yani Allah muhafaza. Şimdi İstanbul şehrini düşünelim. Neresi olsun? İşte Fatih olsun. Fatih işte Türklerin yaşadığı bir yer. Bunun bir kısmını alıyorlar. Mesela Halic'i işte alıyorlar. Etrafını büyük duvarlarla kapatıyorlar. İşte her türlü silahın, korumanın vesaire olduğu bir yer. Ve biz artık işte Fener'e giremiyoruz mesela hani. Daha sonra Balat'ı bunu yapıyorlar ve bu sefer biz Balat'a giremiyoruz. Orası tamamen bir yerleşimhaneye dönüyor yani. Bu şekilde bir şey. Yani bir toprak parçası üzerinde yapay, küçük küçük böyle hani eski Yunan'daki şehir devletleri gibi düşünelim Eyvallah. belki yani. Küçük küçük böyle mantar gibi yerler. Vatikan gibi. Vatikan gibi ve daha sonra da bunlar birleştiriliyor. Kudüs'ten sonra da bu tip Yahudi yerleşimcilerin en gözde yeri, revaçta olan yeri tabii ki de hani El Halil şehri. Çünkü onların da gözünde Abram, yani yine babaları Avram'dan dolayı El Halil şehri çok kıymetli. Onlar Hebron diyorlar Tevrat'taki ismiyle. Haliyle hatta 1967'de Batı Şeria işgal edildiğinde hemen 68. 69. yılda ilk Yahudi yerleşimleri başlıyor. O yüzden El Halil şehrinde yaşamak bugün birazcık fazlasıyla zor. Bu bahsetmiş olduğum yerleşimcilerden ötürü. Hatta gittiğimiz zaman üzerimizde bir tel örgü vardır böyle. Oradan geçeriz. Sorarlar yani bu tel örgüler neden? Çünkü üst katları zamanında ele geçirmiş olan bazı işte ultra siyonist Yahudi yerleşimciler tarafından aşağıda geçen Müslümanların üzerlerine bir şeyler falan fırlatılıyor. Onlar en azından gelmesin, kafalarına zarar vermesin diye. Bu noktada hani hakikaten çok zorlu bir coğrafya gerçekten yani Filistin'de yaşıyor Evet. olmak dahi. Bazı zamanlar hani eleştirilir işte Filistin'e ilk defa gidenler mesela işte ya burada bu insanlar ne böyle çok rahatlar, çok gevşekler vesaire gibi ama normal bir ülke değil gerçekten. Hani bizim için hiç hayal bile edemeyeceğimiz bir şey esasında orada çok günlük yaşamın bir parçası. Kullanılan yollardan olsun. Yine mesela bahsettiğim bu Batı Şeria'da kilometrelerce yol yapabiliyorsunuz arabanızla ve bir tane bile Arap görmüyorsunuz. Çünkü yollar ona göre dizayn edilmiş. Bu taraf işte Yahudi yerleşimlerine giden yol, hiçbir şekilde Arap'ın olmadığı, Arap köylerinin olmadığı ülke içerisinde bir başka ülke gibi bir yer. Bir de işte daha toprak yol mesela onlar da işte Arapların kullandığı yollar gibi hani. Haliyle bir işgal var en nihayetinde ve bu işgali hani İşte salt hani ben bir Müslüman Türk olarak söylemiyorum. 1967 işgali bugün dahi Birleşmiş Milletler kararınca hala da işgal altında olan bir yer. Yani bugün dahi Batı Şeria ve Doğu Kudüs bugün dahi işgal altındadır Birleşmiş Milletler'e göre. Yine bu içeride bahsettiğim 350 bin 400 binlik yerleşimci de yine BM'ye göre gayri resmidir, gayri meşrudur bunların da burada bulunması. O yüzden talepler hep 67 sınırlarına dönülmesi üzerine yapılır. Siz hani duyulmuştur hep. Çünkü İsrail ilk kuruluşundan bu yana hani giderek yaptığı savaşlarla işte 48 Savaşı, Arap-İsrail Savaşı, 67 Savaşı, Yom Kipur Savaşı vesaire her seferinde topraklarını büyüttü. Araplar bunu kabul etmedi ama bugün artık gelinen noktada onlar da diyorlar ki tamam 67 sınırlarına biz geri dönelim. Hiç değilse Batı Şeria tamamen bağımsız bir Filistin devleti olsun ve Doğu Kudüs'te yani çünkü Mescid-i Aksa orada bu da bizim elimizde olsun diyorlar. Ama tabii hani geriye gitmek bir yana işte haberlerden gördüğümüz kadarıyla tam tersine bir ilhak projesi var şu anda Netanyahu'nun. Evet, Buraya topraklar doğru da bir artıyor ilerleyiş de var İsrail'in. yani. Tabii ki topraklar giderek artıyor. İşte burada da İsrail'in o elini en çok güçlendiren yapı o bahsettiğim 400 binlik Yahudi yerleşimciler.
Çünkü bir resmiyet yok. Fakat bir sur içi, yani bir site düşünelim bugünkü şartla. Fakat kanunları mesela İsrail'e bağlı. Kapıdan çıktığınız zaman Filistin bölgesi. Ama içeriye girdiğiniz zaman kanunları İsrail. Hatta Google Maps'te bile böyle rastgele gezerseniz yapısından dolayı. Çünkü şehrin doğasına çok aykırı bir yapı. Google Maps'te bile çok bariz belli oluyor. Hani bir doğal akış vardır şehirlerin tipolojisinde. Ama bir bakıyorsunuz yol sağa kırılmış ve orada bir şehir inşa edilmiş. Hop içerisinde 3000 tane adam yerleştirilmiş. Böyle böyle nüfusları orada arttırılmış. Böl Çünkü parçala yut taktiği birazcık klasik. evet. Evet daha sonra çünkü onlar da birleştiriliyor. İçlerinde tabii bunların çatışmalar da çıkıyor. Yani İsrail polisi yapmamış oluyor ama oraya yerleşmiş bir yerleşimcinin elinde bir taramalı tüfekle bir Filistinliyi öldürebiliyor yani ve bu da sivil çatışması olarak yorumlanabiliyor yani. Ceza falan almıyor belki. Peki benim bir sorum olacak. Şimdi Filistin'in bir havaalanı maalesef ki yok. Filistin'e giderken biraz önce bahsettiğin Ben Gurion'a gidiyoruz, Evet. Tel Aviv'e. Burada Müslümanlara bakış ya da karşılama havaalanında neler yaşanıyor? Havaalanı prosedürleri diğer herhangi bir ülkeye benzemiyor. Özellikle İsrail'den çıkarken ciddi manada bir arama sorgulanma var. Yani uçağa alacağınız sırt çantanız tamamen bir kere açılıyor ve inceleniyor. Fakat ama bu hani Türklere veya Müslümanlara özel bir şey değil. O ülkeden çıkmak isteyen her kim olursa olsun bu yapılıyor. Girişte size küçük bir sorgudan geçirirler. İşte çantanızı kim hazırladı, Dil neredeydiniz, nerede peki? bulundunuz diye. Efendim? Dil nasıl anlaşıyorsun? Dil şöyle, İngilizce olarak hani anlaşıyoruz. Yolcularımızdan bilmeyen varsa ya ben bazen tercümanlık yapıyorum ya da ekranlarını otomatik olarak Türkçe'ye çevirebiliyorlar. Ekrandan soru cevap yapıyorlar. Bizim yolcularımız da hani parmağıyla gösteriyor cevabını. Ona göre size bir güvenlik numarası veriyorlar 1 ile 7 arasında. İşte 1 en hızlı geçen, 7 en tehlikeli buldukları. Ona göre üzerinizde böyle bir arama yapıyorlar ama hani bunu göz korkulsun diye söylemiyorum. Çünkü şu ana kadar hiçbir şekilde uçağımızı kaçırdığımız da olmadı. Sadece sıraya girip çantamıza bakıyorlar ve geçiyoruz. Ülkeye indiğimizde de hani bekletilebiliniliyor. Fakat bu da hani dediğim gibi böyle Türklere, Müslümanlara has bir şey yok. Çünkü içeride Hristiyanların da fazlasıyla beklediğini gördüm. Yahudi olup da bekleyen de Nezaket gördüm. durumu nasıl? Onu çok merak ediyorum. Nezaket durumu dediğim gibi hani Ya bir kabalık bu var mı noktada özellikle? yok, hayır. Hayır. Kesin yani öyle bir şey yok. Hani burada hani eğri oturup doğru konuşalım. Bu konuda bir şey yok. Evet, İçeriye biz girdiğiniz zaman doğrudan tabii. yanayız. Aynen öyle. Yani pasaportunuzu gösterdiğiniz zaman herhangi bir sıkıntı yoksa hani buyurun geçin derler. Eğer ki hani bir kontrol gerekirse hani sizi bir saniye bekleteceğiz derler. Bir odada oturursunuz. Bu böyle sorgu gibi değildir. Yani televizyonun suyun olduğu bir oda. 10 dakika sonra pasaportunuzu geri verirler ve hani bir sıkıntı yok. Kontrol ettik gidebilirsiniz derler. Çok olağan rutin şeyler yani. Bunlar hani böyle bir insanın gözünün korkacağı, çekineceği bir şey değil kesinlikle. Tel Aviv'i de şöyle açıklayayım. Hani bu arada Yahudiler de gerçekten hani birbirlerinden farklı. Filistinlilerin de birbirlerinden farklı olduğu gibi. Türkiye'de tabii çok fazla hani indirgemeci bir şey var, düşünce var, söylem var. Her kesimin farklı bir Filistin'i var. Onu fark ettim. Mesela bugün Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin marşını dinledim. Sonuna kadar Marksist, Leninist, işte komünist Tabii. bir şey. Ama Arapça olduğu için hani ortalama bir Türkiye bunu dinlese kesinlikle hani o İlahi. mesela İslamcı bir şey zannedecek kesinlikle. Yani oysa kurucusu George Habash, Türkiye'nin karşısında Ermenileri de fazlasıyla destekleyen, hani Ermeni örgütlerinin kurulmasını destekleyen bir adam yani baktığınız zaman yani. Tabii. Onlar da çok çeşitli gerçekten. Yahudiler de işte aynı şekilde çok çok çeşitli. Yani az önce bahsettiğim o Haredi Yahudileri biz genelde işte Batı Kudüs'te görüyoruz, Mea Şerim'de görüyoruz. Hani sık sık onlar geliyor asıl olarak hani ibadetlerine, ağlama duvarına. Bunlar daha farklı. İsrail'e bakışları daha farklı. Kimisi İsrail'in olmaması taraftarı. Çünkü ancak bir Mesih geldiği zaman Yahudi devleti kurulacaktır. İşte İsrail insan eliyle bir Yahudi devletini kurdu. O yüzden şirke girdi diyenler de var. Çok çok dindarlar gerçekten. Hani Yahudi şeriatı özellikle gerçekten bize göre daha da katı. Yeme içme noktasında yani koşer diye bir şey var gerçekten hani ve işte etliyle sütlünün bir arada yenmemesi. Hani biz bir düşünüyoruz da aslında bizim için çok zor bir şey. Ve bu adamlar buna Mantı. uyuyor. Mantı Mantı yani mesela yiyemiyor Yahudi. yemiyor. Bir İskender kebap yemiyor. Yanına yoğurt var Tabii. çünkü sütlü. İskender etli yemiyor. Aradan 3 saat geçecek. İşte etliye sütlüye karışmamak var ya bizdeki deyim. O da oradan geliyor işte yani. Doğru. Katılar gerçekten. Hani işte kadınların hani başı örtülü olacak, başı örtmeyenler peruk takacak. Ağlama duvarına gittiğiniz zaman haremlik, selamlık mevzusu vesaire bu noktada şey. Fakat Tel Aviv Yahu tarafına geçtiğimiz zaman işte orada 180 derece değişiyor görüşler.
Ya Türkiye'deki gibi gerçekten hani şimdi bir daha hani işte Fatih mesela Eyüp Sultan, Üsküdar gibi yerlere hani örnek verelim. Daha işte Müslüman, muhafazakar kesimin yaşadığı yer. Fatih daha yoğun. Bir de şimdi bunlarla mesela alay edebilecek işte bir kesim daha vardır değil mi? Yani ya bu çağda böyle giyinilir mi gibi mesela işte veya çok Evet. kasıyorsunuz gibi. Aynısını Tel Aviv Yahudisinin de Kudüs Yahudisine bakış olarak değerlendirebiliriz. Yani Tel Aviv'de de mesela koşere inanmazlar. Yerler gayet etli sütlü. Haremlik selamlık hani o dindar Yahudilerdeki Seküler gibi işte Yahudiler. fazlasıyla seküler Yahudiler evet. Haremlik selamlık hani bir yana gerçekten hani gayet işte bir yazlık tatil beldesi. Hani insanların giyim kuşamı oldukça rahat. Bu noktada bir şeyleri yoktur yani. Hani bir haram gibi düşünmezler onu. Tamamen hani daha işe odaklı, paraya odaklı. Hani çalışalım, güzel işte kazanalım, yiyelim, içelim, eğlenelim tarzıdır. Ateizmin de olduğu bir yer. Hani Tel Aviv Yahudisi. O yüzden dediğim gibi hani çok çok farklı bakıyorlar. Onlar mesela gelip de hani Batı Kudüs'te işte bir Süleyman Mabedi'nde ibadet vesaire çok fazla derdi olmaz. Ama yine kültürel olarak kendisini tabii ait hissettiği için dahi olsa destekleyebilir. Ama dediğim gibi bu destek teki şevki bir Haredi'nin gibi yani o dindar lüleli zülüflü saçlınınki gibi olmayacaktır yani. Aralarında da bazen şeyler olabiliyor tabii çatışmalar olabiliyor yani hani yani bir dindar laik kavgasının aynı versiyonunu hani orada da yaşamak mümkün yani kısaca. O şekilde söyleyeyim Eyvallah. yani. Peki, şimdi vaktimizin sonuna geliyoruz. Bir son bir iki sorumuz var. Şimdi Tabii ki. biz Filistin'de ne yiyeceğiz? Biz yemeği seven bir milletiz. Eyvallah. Ne tavsiye edersin? Nerede ne yedireceksin bize? Şimdi Lokal yemek kültürü. genelde bunu da söyleyeyim madem. Şimdi çok pahalı bir yer gittiğimiz yer gerçekten. O yüzden genelde bizim Türk ekonomisi de dışarıda çok fazla yemeği böyle hoş karşılamıyor. Ama kaldığımız oteller hani sabah açık büfe, gerçi pandemiden dolayı açık büfe kalkacakmış bilmiyorum ne olacak ama akşam açık büfe şeklinde olduğu için hani ve 4 gün sıkıştırılmış bir tur. O yüzden öğle yemeğine çok fazla hani vakit vermiyoruz esasında. Ama tabii ki hani ayarlarsak hani imkansız değil. Ancak işte dediğim gibi çok yüksek bir fiyatlandırması olduğu için ülkenin, şehrin yani İsrail bugün dünyanın en pahalı 9. ülkesi. Sürekli artıyor Tel Aviv 10. şehri vesaire. Öğle yemeği çok fazla yenmiyor ama yine de ya kardeşim parası dediğim yani o kadar gelmişiz bir şeyler yiyelim dersen tabii ki de meşhur Arap dünyasının hani başlıca olmazsa olmazı humus ve felafel. Bir de şavurma. En hani her yerde bulabileceğimiz şey. Ya, Arap mutfağı tabii ki kesinlikle Türk mutfağıyla kıyaslanmaz. Hani burada da biraz küçük mikro bir milliyetçilik yapayım hakikaten. Çünkü Anadolu coğrafyası hani bir yandan Balkanlardan bir şeyler yiyoruz. Bir yandan Doğu'dan, İran'dan, Karadeniz'den vesaire çok güzel. Ama hani Arap dünyasına gittiğimiz zaman öyle ağım şam gerçekten bize muazzam çeşitlilik anlamında söylüyorum. Bir yemek şeyi vermiyor. Fakat bize farklı gelen ne var? İşte humus var. Felafel var, şavurma var. Bu tip hani daha Orta Doğu'ya özgü yiyecekler yiyebiliyoruz. Yiyecek faslı birazcık böyle yani. Hani çok bir işte Hatay, Antep gurme turu şeklinde eğer hani bir şey Ya da Lübnan'a düşünülüyorsa yapılacak bir gezi gibi değil tabii diyorsun. Lübnan çünkü Lübnan tamamen mutfak ağırlıklı. evet yani Lübnan dünyada da kendi ismini duyurdu fazlasıyla hani. Lübnan mutfağı diye bir şey çıkardı gerçekten. Onu başardı yani. Ama hani Filistin'de dediğim gibi sıklıkla hani gördüğümüz yerler hep humus, felafel tarzı. Yani bizim hani bir lokantaya girdiğimiz zaman işte 5 çeşit çorba, 10 çeşit ana yemekler, pilavlar vesaire o şekilde bir şey olmuyor. Hani en yakın mutfağı ancak şeyde bulabiliriz. Ermeni lokantalar var. Ermeni lokantaları çünkü onlar da Anadolulu kökleri itibariyle. Haliyle onların da ben menülerine göz attığım zaman aynı hemen hemen aynı şeyleri görebiliyoruz. Yani onlar birazcık benzer yani Türk Anadolu'dan mutfağına. gitmiş şeyler. Tabii ki sarması, bulgur pilavı, yaprak dolması hep böyle bu tip yemekler var yani orada da yine. Hemen hemen aynı şeyler yani. Eyvallah. Aç kalmayız Peki ama. eyvallah o güzel. Şimdi ben şunu isterim mesela şu an pandemi olmadığını hayal edelim. Normal bir Kudüs turuna gitsek pandemisiz bir dönemde. Sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılabiliyor Tabii ki. muyuz? Onu söylemeyi de Nasıl unuttum. organize ediyorsun bunu? Şöyle, burada hani otelin konumu da biraz alakalı. Fakat eğer ki otelin konumu şimdi doluluk olabiliyor. Hani Kudüs çok küçük bir yer. Öyle hani devasa büyük büyük işte otellerin olduğu bir yer olarak düşünmemek lazım. Hala bir iki katlı evlerin olduğu bir yer. O yüzden hani otellerde doluluk varsa ve eğer otel biraz uzaktaysa
Yine de bir sabah namazı için muhakkak surette şaşmazdır yani bu kural. Otobüs kaldırıyoruz. Mescid-i Aksa'nın kapısına geliyor. Babul Esvat kapısına beraber geliyoruz. Orada sabah namazından sonra tekrar otele geri dönüp işte kahvaltımızı alıp saatin durumuna göre artık tura çıkıyoruz. Artık El Halil midir, Eriha mıdır, Kudüs'ün içerisinde yürüyüş durumudur veya Yafa tarafları mıdır, Tel Aviv tarafları mıdır? Artık neresiyse ona göre dönüyoruz. Veya doğrudan hani otelin konumu yürüyüş mesafesinde olur. Orada artık hani zaten herkes serbest. Bir otobüste gitmek yok. Zaten yolu da hani ben ilk günden daha göstermiş oluyorum. O yüzden dileyen hani erkenden gidebiliyor. Daha yorgun olan biraz daha geç gidebilir. Hani mecali olmayan odasında kalabilir. Hani o zaman serbest bırakıyoruz. Otobüste de aynı şekilde hani ben bir saat veriyorum. Şu saatte kalkar diyorum. Gelebilenler, gelemeyenler, herkesin hani durumu farklı olabilir. Onlarla beraber yine Mescid-i Aksa'ya gidiyoruz. Özellikle turları biz Cuma günü Mescid-i Aksa'da olacak şekilde de ayarlıyoruz. Onu da madem sen Ha, söylemişken lütfen söyleyeyim onu da abi. tam soracaktım. Cuma namazında tabii ki Mescid-i Aksa'da kılmaya özen gösteriyoruz. Yani en önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi de bu. Yani çok şeydir yani çok zordur yani Cuma namazını kılamadığımız bir tur. Hani ancak çok işte dediğim gibi zorlamadır. Yani uçak yoktur, otel yoktur. O şekilde denk gelmiştir ama şu ana kadar olmadı diye hatırlıyorum ben. Cuma namazının olmadığı bir program. Ve onu da dediğim gibi Mescid-i Aksa gününe ayarlıyoruz ki. Yani Sur içi Kudüs yürüyüş turunu ayarlıyoruz ki hani. El Halil diğer şehirleri bir sonraki güne bırakıyoruz. Mescid-i Aksa'da Cuma namazı gerçekten çok farklı oluyor. Çünkü mesela İstanbul'da işte imam işte ey iman edenler diye mesela hitapta bulunur değil mi? Sadece ama Mescid-i Aksa'da ya murabitun yani ey murabıtlar yani rapt olunmuş. Hani rabıta deriz, rapt diye deriz ya. Çünkü oraya gelen insanlar da her şeye rağmen işte evlerini, mekanlarını terk etmeyip bir nevi Mescid-i Aksa'ya Kudüs'e rapt olmuş insanlar olduğu için oradaki imam bu şekilde böyle bir murabitun diye hitapta bulunuyor ve bu bence çok mutlu edici bir şey. Yani hani çünkü dünyada sadece orada siz Eyvallah. murabıt olabiliyorsunuz. Bunu da yaşamak bakımından hani güzel oluyor aslında. Sevgili Bu Eyüp şekilde. Sami, çok teşekkür ediyoruz. Ben Vaktimizin çok sonuna teşekkür ederim. geldik. Çok keyif Çok aldım güzel, ben. keyifli bir sohbet oldu. Ben de çok keyif Sayende aldım. epey bir bilmediğimiz detayı da Hafel Turizm Yani takipçileri bir saate sıkıştırmaya öğrendiler. çalıştık. Yani o yüzden mutlaka fazlasıyla eksikleri olacaktır. Yani ben 3 yıldır bilfiil her gün çalışıyorum. Eyvallah. Bütün işim bu. Fakat yine de hani dediğim gibi bitmek bilmeyen bir coğrafya. Çok bereketli bir coğrafya. Neresinden elini tutarsanız tutun sizi sonsuza kadar götürecek bir coğrafya. Ama en azından hani bir saatlik bir akşam vaktinde bir şeyler anlatabilirsek ne mutlu. Bu saatte de hani vaktini ayırıp da dinleyenlere de çok çok teşekkür ederim. Çok Şunu da teşekkür kapatmadan ediyoruz. ben ekleyeyim abi. Lütfen. Turlardan sonrasında ben hani yeni bir şey öğrenmiş oluyorum. Dediğim gibi bitmiyor ve onu mutlaka hani sosyal medyada paylaşıyorum. Eğer ki sosyal medyadan da takibi alanlar olursa en azından o Filistin'e dair olan benim gönderilerimi de görebilirler. Facebook'ta Filistin Gezi Rehberi adında açtığım bir sayfa var. Burada hani Eyvallah. tamamen kar amacı falan olmayan Yok yok, biliyorum ben, takip ediyorum seni. sadece Filistin'e gitmek isteyenlere yol yordam gösteren bir sayfa olarak açtık bunu. O zamanlar rehber değildim. Açtım, ilerledi. Allah nasip etti ve rehber oldum. Ve o sayede gerçekten çok insanda bir şekilde hani Filistin'e dair malumat edindi, sorular sordu, cevap verdi. Böyle bir cemaat oluşturduk yani. Tek ortak yönümüz Filistin'i sevmek. Başka hiçbir şey yok yani. Ne olursanız olun Eyvallah. yani başkasında. Eyvallah. Çok teşekkür ederim kıymetli Ben de çok dostum. teşekkür ederim. Mehmet abi. Sevgili dinleyiciler, yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hafel Turizm ve Kültür Sohbetleri her cumartesi düzenli olarak yayınlanmaya devam edecek. Haftaya yeni farklı bir konuyla buluşmak üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Eyvallah. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.